Bu arada mesela hani o sorunun sorulmaması da yani şöyle tabii ki yani muhtemelen gazeteciler sormak istedi belki de sorulması istenmedi ama niye mesela az önceki konuşmasında da Erdoğan bugün de bir konuşması vardı hiç doğrudan o çağrıya değinmiyor. Neden sizce neden değinmiyor olabilir? Böyle bir çağrı ortadayken yani sonuçta iktidarın işte ortağı, cumhurun ortağı, MHP'nin lideri bu kadar keskin bir söylemde bulunuyor ve bir ülkenin cumhurbaşkanı bu konuda görüş beyan etmiyor. Neden? Biz Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada grup toplantısına katılan milletvekillerine ve partililerin böyle elleri patlarcasına alkışladığını gördük ama MHP seçmeninin, MHP teşkilatlarının üyelerinin, hatta hali hazırda MHP'de görevli olan bazı profesyonellerin ve siyasetçilerin bu meseleye karşı çıktığını, böyle bir adımın atılmasına karşı çıktığını görüyoruz. Sosyal medyaya da yansıyor bunlar, konvansiyonel medyaya da yansıyor. Ciddi bir direnç var orada ve bunun siyasi bir yükü var, siyasi bir sorumluluğu var. Erdoğan bu siyasi sorumluluğu üstlenmek istemiyor. Kendisine bu yönde herhangi bir fikir beyan edilmesine de aslında engellemeye çalışıyor. Gazetecilerin bu tür soruları sormamasını sağlayarak. Nedir bu? Aslında buradaki temel hedef benim şahsi düşüncem. Erken seçim olur ya da seçimler zamanında olur. O gün gelene kadar ekonomik krizin etkilerini azaltana kadar CHP'nin izole olmasını sağlamak, muhalefette herhangi bir birlik sürecinin sağlanmasını engellemek. Bunun için DEM'i de oyalayabilirler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de oyalayabilirler. Türkiye'nin kamuoyunun tamamını meşgul edecek suni, tarafı olmayan, herhangi bir altyapısı olmayan, herhangi bir geçerli olmayan, Türkiye'nin gerçekten gündemi olmayan gündemlerle kamuoyunu oyalayabilirler. Bu da onlardan bir parçası. Yani bir işte Cumhur İttifakı'nın iki tane liderini ya da tek başına bir liderin sabah uyanıp bir anda grup toplantısında Öcalan Özgürlüğün sözcülüğüne soyunması, böyle bir teklifte bulunması, Gazi Meclisi bir kürsü haline getirmesine teklif etmesinden Erdoğan haberi yok. Böyle bir işte bundan bir barış süreci üretilebileceği iddia ediliyor. Erdoğan da tabii ki bu işin yükünü, siyasi yükünü omuzlanmak, üstlenmek istemiyor, bundan kaçıyor. Çünkü hali hazırda toplumda yarattığı infial, özellikle Türk toplumunda yarattığı kırgınlık ve öfke yönetilebilir bir boyutta değil. Yani buradaki siyaset kurumunun tamamına artık yönelmiş bir tepki var. Yani siz insanların herhangi bir şekilde bu kadar kolay Öcalan'ın serbest kalmasına rıza göstereceğini düşünüyorsanız, böyle bir projeyle ortaya çıktığınızda zaten proje baştan akamete uğramaya mahkum. Kaldı ki böyle bir açıklamanın ertesi gününde de PKK çok önceden planladığı, hazırlığını yaptığı bir terör saldırısını TUSAŞ gibi Türkiye'nin en önemli birkaç endüstriyel kuruluşundan birisine karşı icra ediyor. Böyle bir girişimde bulunuyor ve siz böyle bir kaosu yönetmek zorundasınız. Peki, şimdi gelelim işte Bahçeli diyor ki Öcalan'a gelsin, örgütü lağvettiğini açıklasın, silahları bıraktırsın, terör sona ersin. Öcalan Bahçeli'ye verdiği cevapta diyor ki ben diyor çatışma ve şiddet zemininden hukuk ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim diyor. Şartlar oluşursa, koşullar olursa. Örgütten gelen açıklamalara baktığımızda, işte Selahattin Demirtaş açıklamasına baktığımızda, DEM yetkililerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda orada da bir hani evet Öcalan'ı dinleriz vurgusunun olduğunu görüyoruz. Gerçi örgüt açıklamaları biraz daha sanki şey gibi arkasında bir ama var gibi ama sizin yorumunuzu alayım ben. Soru şu aslında çok net. Öcalan Kandil'de örgüt yöneticilerine, örgüte silah bıraktırabilir mi? Öcalan yakalandığında PKK'nın yöneticisi olan, PKK'nın sözlü komutanları olan, PKK'nın teröristleri olan hemen hemen herkes %99'u hali hazırda etkisiz hale getirilmiştir. Yani Murat Karayılanların, İşte Cemil Bayıkların ve diğer sözde yönetici kadronun var olması ordini bir realite yaratmış durumda. Şimdi siz böyle bir çıkışın, böyle bir hazırlığın bir senedir en azından devam ettiğini öndeki iddialarla birleştirdiğinizde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. PKK'lı teröristler, yöneticiler diyorlar ki tamam Öcalan çıksın da biz ne olacağız? Bizimle alakalı bir garanti var mı? Bir süreç var mı? Devlet Bahçeli'nin ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın genel olarak Cumhur İttifakı'nın somut bir planı var mı? Tamam. Hadi Öcalan çıktı. PKK'ya silah bırakın çağrısı yaptı. Bir kısmı bıraktı, bir kısmı bırakmadı.
eylemlerine, saldırılarına, terör faaliyetlerine devam ettiler. Bununla alakalı garantiyi kim verecek? Yani siz toplumun önüne hem Türklerin, hem Kürtlerin, hem de PKK'lı teröristlerin önüne herkesin rıza göstereceği bir plan, somutlaşmış bir teklif sunuyor musunuz ki böyle bir terör örgütünün 40 yıllık bu kadar terör saldırısından sonra, bu kadar kan döktükten, bu kadar zarar verdikten sonra bir anda Öcalan'ın sözüyle silah bırakıp da kaderine razı olacağına inanıyorsunuz? Ortada bir teklif de yok. Temenni evet. var. Temenni ne? Öcalan çıksın, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapsın. Bütün PKK'lı teröristler de silahlarını bıraksın. Silahlarını kime bırakacaklar? Bu silahlar kime teslim edilecek? Türkiye'ye. Bir de zaten dünya örnekleri en nihayetinde bir terör örgütü silah bıraktığında aslında finaldir, değil mi o? O finale gidene evet. kadar ki yolun bir şekilde şartların, koşulların, kim ne istiyorsa hı-hı. taraflar karşılıklı, kim nerede geri adım atacaksa onların ortaya çıkması gerekiyor. Yani aslında final evet. o. Fakat biz yani Öcalan, daha doğrusu özür diliyorum, MHP lideri Devlet Bahçeli o finali başa aldı. İşte problem buradan kaynaklanıyor zaten. Yani toplumu karşılığı olmayan beklentinin içerisine sokup bu beklentinin yaratacağı büyük hayal kırıklıklarının yaratacağı öfke, nefret, kutuplaşma çok daha korkunç olacak. Her iki toplumun da bu meseleyi dert edilen kısımları ki Türkiye'nin %90'ı falan yapıyordur büyük ihtimalle. Bu kadar radikalize ettiğinizde gerçekten ileride Erdoğan'dan sonra, AKP'den sonra belki bir gün bu işin kalıcı olarak çözülmesine yönelik umutları da ortadan kaldırmış olacaksınız. Öcalan çıktı, evet, açıklama evet. yaptı, bir karşılığı olmadı. Ondan sonra toplumun içinde bulunacağı radikal duyguların, tepkilerin neler olabileceğine dair bir öngörüsü olan var mı? Türk halkına nasıl tepki vereceğini, nasıl radikalize olacağını, kriminalizasyonun ne kadar artacağına, bununla ilgili bir hesap yapıyorlar mı? Bir eylem planları var mı? Yani şimdi Öcalan'ın etkisini, nüfusunu konuşalım. Öcalan'ın nüfusu PYD'nin üzerinde yok. PKK'nın üzerinde belki sınırlı ve sembolik olarak vardır. Ama daha önceden Cemil Bayık'ın defalarca açıklaması var. Duran Kalkan'ın defalarca açıklaması var. Silah bırakmaya HDP ya da evet. Türkiye'deki herhangi bir siyasi aktör değil. Dağdaki onlar gerilla diyor. Terörist karar verir. 40 yıldır biz dağda mücadele ediyoruz. Biz karar peki. veririz ne zaman silah bırakacağımızı diyor. Şimdi Burak Yıldırım, son olarak çok kısa bir şekilde rica edeceğim. Size hazır işte toplumun tepkisinden bahsederken, işte radikalizmden, kriminalize olmaktan bahsederken son derece kriminal bir ismin yaptığı bir açıklama var. Onu da hızla size yorumlatmam lazım. Ama o açıklamayı yapmadan önce dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. 2020 yılında cezaevinden tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'dan bahsediyorum. Makam odasında işte kol kola girmişler. Bu fotoğraf paylaşıldı ve görüşmeye dair fotoğraflar bunlar. Ve Kürşat Yılmaz, daha sonra da Kürşat Yılmaz daha doğrusu bir başka isim. O da Bahçeli'ye destek açıklaması yaptı ve orada şöyle bir bölüm var. Türkiye üzerinde kirli oyun kuranlar, toprağımıza göz dikenler Bahçeli'nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdır. Evlatları yanındadır. Bir gün bir saniye bile onu yalnız bırakmayacak. Gerekirse can alıp can vereceğiz. Şimdi bu görüşme, bu açıklama size ne söyletiyor? Yani toplumu sindirmeye ve baskı altına almaya yönelik bir çıkış olduğunu herhalde herkesin anladığını varsayıyorum burada. Siz Devlet Bahçeli'nin bu çıkışına karşı çıkan herkes için can alıp can vermekten bahsediyorsanız burada toplumu sindirmek için açıkça tehditler savuruyorsunuz. Hali hazırda bu şahısların kamuoyunda bilindiği, sabık kayıtlarına da yazdığı gibi hangi suçlardan sabık oldukları ortada belli. Abdullah Öcalan'ın hangi suç nedeniyle İmralı'da cezaevinde tutulduğu belli. Terör örgütünün bu zamana kadar yaptığı eylemlerin niteliği belli. Yani bunlar otobüs durağında herhangi bir ayrım gözetmeksizin sivilleri canlı bombalarla katleden bir terör örgütünden bahsediyoruz, değil mi? Çoluk çocukları öldürmüş, bebek kundaktaki bebekleri öldürmekten imtina etmemiş, herhangi bir hedef gözetmeksizin sözde bir siyasi dava uğruna Türk halkını terörize etmiş bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bunların hepsi bir araya gelecek. Yani sabıka kaydı ortada olan ve bu terör örgütünün eylemleri ortada olan gruplar bir araya gelecek ve Türkiye'yi bir gün çok kısa bir süre içerisinde barışa kavuşturacaklar, kalıcı bir barışa kavuşturacaklar. Bu kime inandırıcı geliyor bilmiyorum. Kimin için ümit var bir gelecek vaat ediyor bilmiyorum ama gerçeklik bunun tam tersinde olduğuna ben eminim. Umarım ben yanılırım. Umarım bu kadar sabık insandan ortaya düzgün bir barış süreci çıkar da nihayet Türkiye bu terör ve şiddet belasından kurtulur. Nihayet Türkiye bir hukuk ve demokrasi üzerine kavuşur ama
bu kadar da naif, tırnak içinde söylüyorum, düşünemiyorum, hareket edemiyorum ben kendi adıma. Peki. Burak Yıldırım, çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Geldiğimiz noktayı anlamaya çalıştık bir kez daha sizinle. Şimdi hızlı